Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Tişörtümüz tamirhane. Arkadaşlar, bu videoda bir konuya değinmek istiyorum. Konu şu: videoların kalitesi düştü, daha az video atıyorsun. Tabii ki artık kendi iş yerin, daha çok düşünüyorsun, daha çok işe yoğunlaştın diyen arkadaşlar için birkaç açıklama yapacağım. Şöyle arkadaşlar, daha önce çalışmış olduğum Fark Otomotiv'de yalnız değildim. 6-7 arkadaş beraber çalışıyorduk. Orada videolar çok geliyordu. Neden? Bir arkadaşım sıra dışı bir tamir işiyle uğraşırken beni çağırıyordu. Videosunu çekiyordum ve sizlerle onları da ekstradan paylaşıyordum. Ve devamında kendi yapmış olduğum işlerin videolarını da sizlerle paylaşıyor idim. Bundan dolayı da günlük 3 hatta 4 video attığım oluyordu. Şu anda günlük 1 videoyu atmakta zorlanıyorum. Neden? Yani sadece kendi işlerime yoğunlaşmamdan da ziyade arkadaşlar, bildiğiniz üzere artık kendi dükkanımı açtım. Çok şükür Rabbim bir yol gösterdi bize. Bir yola girdik, ekmek teknemizi kurduk. Helaliyle ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Bunun da devamında işte sizler varsınız YouTube kanalında. Sevgili takipçilerim, tamirhane kanalının aile bireyleri, her biriniz. Ve sizleri de videosuz bırakmamak için elimden geleni yapıyorum. Dükkan dolu olduğu halde yine de videolar çekiyorum. Fakat çoğu zaman mesajlara yetişemiyorum. Mesajlara yetişemememin sebebi de şöyle arkadaşlar. Gün içerisinde mesajlara yanıt vermeye çalışıyorum. Fakat zaman yeterli olmuyor. Bundan dolayı WhatsApp'ta ve Instagram'da, Facebook'ta, Messenger'da her yerde mesajlar birikiyor, yetişemiyorum. Yetişemediğim gibi aynı zamanda yorumlara da yetişemiyorum. Yorumlar da çok fazla var. Yani önceki inceliği kanala gösteremiyorum. Bundan dolayı da beni kesinlikle yanlış anlamanızı istemem. Yani durum bundan ibaret. Akşama kadar hiç aranmasam 30-40 kişi tarafından aranıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Hiçbir zaman kimseye of pof yapmamaya özen gösteriyorum. O anki psikolojik durumumun ne olduğu hiç kimseyi ilgilendirmeyeceği için o anki psikolojik durumumu veya yoğunluğumu belli etmeden yanıtlamaya çalışıyorum. Yani elimden geldiğince sizler için faydalı olmaya hala devam ediyorum ve bu konuda da sizlerden anlayış bekliyorum arkadaşlar. Videolar konusuna da gelince, evet, hep yakınıyorsun diyen arkadaşlar da var. Fakat yani sonuçta ben de etten kemikten bir insanım sizler gibi. Yorumlardan etkilenebiliyorum. Çok nankörce, küstahça yazılar yazılabiliyor. Bunları dikkate almamak için elimden geleni yapıyorum. Fakat olabildiği kadar oluyor. Mesela usta, 8 dakikalık bir videoda işte her 2 dakikada 1-4 tane 5 tane reklam çıkıyor diyen arkadaşlar da var. Ondan sonra işte 85 bin 90 bin abone olduğun artık video kalitelerini yükselt diyen arkadaşlarım da var, sağ olsunlar. Evet, beni düşünüyorlar, işte daha güzel içerikler üretmemi istiyorlar. Ben de istiyorum, inanın bunu. Fakat çok kaliteli içerikler üreten kanallara baktığımız zaman arkadaşlar, haftada bir maksimum video atabiliyorlar. Çok kaliteli olan içeriklerden bahsediyorum. Haftada bir video atabiliyorlar. Eğer ki siz de razıysanız ben çok kaliteli içerikler de üretebilirim ama haftada bir, bilemediniz ki haftada bir tane atabilirim. Profesyonel kamera alırım falan, çekimlerini yaparım. Özel işte seslendirme sistemleri, şunları bunları. Yani buradaki önemli olan bence görüntü değil, görüntüden ziyade sizin alacak olduğunuz bilgiler. Ben sonuçta bilgiyi bir şekilde sizlere iletiyorum. Görüntüsü kötü olabilir. Şu anda mesela karşı taraftaki dükkanda arkadaşlar çalışıyorlar. Tak 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 sesler geliyor. Bu sesten rahatsız olanlar olabilir. Yani sonuçta 100 TL, 150 TL ödeyip de bir sinema salonuna gitmiyorsunuz. Bilgi paylaşıyorum. Amacınız bilgi almaksa eğer kanalımı takip etmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki belgesel tadında da videolar çekiyorum. Onlara biraz daha özen göstermeye çalışıyorum. Ama işte şu an için imkanlarım doğrultusunda olabildiği bu şekilde yapabiliyorum arkadaşlar. Tabii ki ilerleyen zamanlarda eğer ki fırsat ve imkanımız olursa daha kaliteli içerikler üretmeyi planlıyorum.
Sonuçta biz kurgu yapmıyoruz. Önümüze ne çıkarsa onu paylaşıyoruz. Herhangi bir hazırlıkta bulunmadan, atıyorum aracın bir sıkıntısı var ve bu sıkıntıyı yaşamamak için nasıl önüne geçilebilir? Bunun videosunu bir an önce hop kamerayı çıkartıyorum, çekiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Yani bir şekilde sizlere faydalı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu konularla alakalı sizlerin de olumlu veya olumsuz yorumlarınız varsa yorumlar kısmında fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ben kötü yorum yazan arkadaşlara da dahi kırılmıyorum, darılmıyorum. Yani herkesin psikolojik durumu aynı olmayabilir, psikolojisi o an için bozuk olabilir. Anlayışla karşılıyorum. Sizlerden de bazı konuları anlayışla karşılamanızı rica ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Tamirhane kanalı Arslan Usta. Ha bu arada bugün kandil, Miraç kandili olması lazım. Herkesin kandilini de ayrıyetten kutluyorum arkadaşlar. Hayırlı günler.